Kendi kitaplarımla ilgili de benden sonra bir kuruma bağışlanmamasını vasiyet edeceğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Deneme 1-2. 1980 İstanbul doğumluyum. Mimarım. Gayrimenkul geliştirme alanında çalışıyorum. Üniversitede okurken akademisyen olma hayallerim vardı. Bu gerçekleşmedi, iş hayatına atıldım. Fakat bu akademisyen olma niyeti bir hobi olarak devam etti. Dolayısıyla kendi işlerimin yanında mimarlık ve sanat tarihi ağırlıklı kitap koleksiyonu yapıyorum, topluyorum, okuyorum. Bununla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Evet, yani annem İngiliz filolojisi mezunu değil ama fakat hayatı boyunca hep edebiyata meraklıydı. Evde çok İngiliz klasikleri falan olurdu, okurdu da. Babam mühendis olmasına rağmen tarihe meraklıydı. O da kitap okurdu. Yani kitap okunan bir ortamda büyüdüğümü söyleyebilirim. Merakım ağırlıklı ortaokul yıllarında şekillendi. Kısa öykü falan yazıyordum o dönem. Bir edebiyat öğretmenim çok motive etti beni bu konuda. İşte çok iyi yazdığımı söyledi, kitaplar önerdi falan. Dolayısıyla işte kısa öykü ve romanlar okuyarak başladım. İşte okul gazetesi falan çıkartıyorduk. Bu tür şeyler beni çok edebiyat üzerinden motive etti. Dolayısıyla ortaokul, lise yıllarım ağırlıklı dünya ve Türk edebiyatı okuyarak geçti. Zaten aslında ben lisede eşit ağırlıkçıydım. Ve hatta hukuk fakültesi okumayı düşünüyordum. Üniversite sınavında ilk siyaset bilimi bölümünü kazandım. Fakat sonradan mimar olmak istediğime karar verip tekrar sınava girip mimarlık fakültesine girdim. Dolayısıyla böyle bir edebiyat geçmişim var. Daha sonra tabii mimarlık fakültesine girmemle okumalarımın ekseni edebiyattan uzaklaştı. Ve sanat tarihi, mimarlık tarihi ağırlıklı okumalara geçtim. Ama edebiyat ve tarih okunan bir ailede büyümüş olmamın tesiri olduğunu düşünüyorum. Ortaokul, lise yıllarında okuduğum kitapları edinmekten hoşlandığımı hatırlıyorum. Yani kütüphaneden de kitap alıp okuyordum falan ama yani o kitabın kendisine de sahip olma istediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla mümkün mertebe okuyacağım kitapları satın almaya, işte onları bir rafta toplamaya, hatta işte okuduklarımı ayırmaya, o yaşlarda başladığımı, kitaplarımın sayısal olarak artmasının bana keyif verdiğini falan hatırlıyorum. Dolayısıyla evet, kitap almaya, kitap okumaya, biriktirmeye ve bundan keyif almaya ortaokul yıllarında başladım diyebiliriz. Tabii bir tweet bir öykü şöyle çıktı. Demin de çok kısa bahsettiğim gibi aslında öyküden çok keyif alıyorum. Özellikle Türk edebiyatında kısa öykülerden çok keyif alıyorum. Tekrardan yazma niyetim hep vardı. Bir şeyler yazayım falan diye. Fakat zannedersem sosyal medyanın insanı sürekli giderek kısalan iletilerle dikkatini dağıtması dolayısıyla olabilir. Uzun süreli yazma süreçlerine odaklanamayacağımı kendi kendime fark etmiştim. Ve diyordum ki ya ben artık bu alışkanlıklar, gündelik hayatın koşuşturması, iş hayatı, hobiler arasında bir de yazmaya vakit ayıramayacağım herhalde diye düşünürken bir gün aklıma şöyle bir şey geldi. Yani madem sosyal medya alışkanlıkları değiştiriyor, acaba edebiyat buna uyum sağlayabilir mi? Sağlaması mümkün mü derken aklıma bu geldi. Ya ben bir tweet'e sığacak öyküler yazsam buna vakit ayırabilirim. Çünkü tweet yazabiliyorum. Demek ki bir tweetlik bir şey de yazabilirim. Bu ilginç bir şey olabilir. Bu bir açıdan da yani sosyal medyanın edebiyat üzerindeki etkisini deneyimleme açısından da ilginç bir şey olabilir diye aklıma geldi. Bunları ilk başta yayınlamıyordum açıkçası. Kendim yazıyordum ve biriktiriyordum. Fakat bir süre sonra şunu gördüm. Yani ben bunları yayınlamaya ve bunlara gelen tepkileri görmeye başlamazsam bu konudaki üslubumu da oturtamayacağım. Bunu gördüm ve bunları yayınlamaya başladım. Çok da düşünmeden. Gerçekten zaman içerisinde kendimce bazı değişiklikler yapmaya, işte hangi tür öykülerin daha çok tepki aldığını görmeye başladım ve bir karakteri oluşmaya da başladı serinin. Bir gün kitaplaşmasını tabii ki çok isterim ama şu anda bununla ilgili bir proje yapmadım. Bu arada yakın zamanda bu seriye bir değer daha katıldı. O da uzun süredir bu öykülere görsellerin eşlik etmesini hayal ediyordum. Çünkü sosyal medyada yayınlanan iletiler sırf metin olarak yayınlandıkları zaman hak ettikleri ilgiyi görmeyebiliyorlar. İşte yakın zamanda Midjourney gibi yapay zeka uygulamaları çıkınca bunlardan istifade ederek
her öyküye kendi konusuyla ilgili birer görsel buradan yaratıp eklemeye başladım. Bu da hem etkileşimi arttırdı hem de öyküleri daha özelleştirdi. Dolayısıyla evet, kitaplaşabilir bir seri olduğunu düşünüyorum. Umarım ileride öyle bir şey olur. İstanbul monografilerini de sordunuz. Kısaca ona da değineyim. Semt monografileri uzun zamandır ilgimi çekiyordu. Fakat bu konuda bir veri tabanı olmadığını fark ettim. Yani İstanbul'un bir semtini çalışmak isteyen bir araştırmacı o semtle ilgili yayınlanmış kitaplara erişmek istediğinde oturup sıfırdan bir araştırma yapması gerekiyordu ve her zaman ulaşamayabiliyordu. Çünkü Kadıköy ile ilgili bir kitabın adında her zaman Kadıköy olmayabiliyor. Dolayısıyla bunun aslında çok da zor bir şey olmadığını, bir Excel tablosu yapmaktan ibaret olduğunu düşündüm. İşte bir buçuk sene kadar önce kolları sıvadım. Yaklaşık zannedersem bir 5-6 ay içerisinde ulaşabildiğim bütün kaynakları tarayarak bir veri tabanı oluşturup internette yayınladım. Güzel geri dönüşler alıyorum. Bazı araştırmacıların kullandığını öğreniyorum. Çok mutlu oluyorum. Ara ara da güncelliyorum veri tabanını. Araştırmacıların faydalanabilecekleri bir ortam yaratmaya çalıştım. İstanbulmonografi.com web sitesine giren herkes isterse Excel tablosunu olduğu gibi indirebilir ve bilgisayarında Excel tablosunda arama yapabilir. Ya da online olarak web sitesinin arama motorunda da arayıp İstanbul'un herhangi bir semtiyle ilgili yazılmış kitapların sitesine burada ulaşabilir. Kaç kitap vardı burada? 1500'e yakın diye hatırlıyorum. Bütün kitaplarım ofisimde, evet. 2000 kadar kitabım var. Tamamını ofisimde tutuyorum. Bu da şöyle bir tercihten kaynaklanıyor. Bir kere kitapların tamamının bir yerde durması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir araştırma yaparken, bir konuyu araştırırken kitaplarım bir kısmı başka bir yerde, bir kısmı başka bir yerde olsun istemiyorum. Bir de evde kitap tutmak çok keyifli bir şey değil. Çünkü gerçekten çok yer kaplayan, toz tutan, merak olduğu için bayanların çok hoşuna giden bir şey değil. Dolayısıyla kitaplarımı ofiste tutarak evde de böyle bir gerilim yaşamamış oluyoruz. Tabii burada imzasız kitaplarım var. Kitaplarımın tamamı mimarlık ve sanat tarihi üzerine. Burada göreceğiniz kitapların tamamı. Kitapları konularına göre dizmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çok belli kategoriler var diyemem ama kendimce bir şeyim var. Mesela burada Mimar Sinan kitapları var. Burada Osmanlı mimarisi dışındaki işte İslam, Roma, Bizans mimarisi gibi kitaplar var. Mimarlık tarihinin Osmanlı mimarisi dışında kalanları. Beylikler ve Anadolu Selçukluları üzerine kitaplar. Burası Osmanlı mimarisi ve Türk mimarisi üzerine kitaplar. Yapı monografileri burada devam ediyor. Tek bir yapı üzerine olan kitaplar. İstanbul'daki azınlıkların mimarileriyle ilgili kitaplar. Burada yapı türleriyle ilgili kitaplar var. Yani İstanbul şifahaneleri, tarihi hastaneler ya da kuş evleri gibi tek yapı monografisi şeklinde değil ama bir yapı türü üzerine olan kitaplar var. Şurada İşgal İstanbul'u ile ilgili kitaplarım var. Burada mimarlık ve sanat tarihi sözlüklerim. Cumhuriyet dönemi mimarisi ve çağdaş Türk mimarisi ile ilgili kitaplarım var. Burada su yapıları, ağırlıklı Kazım Çiçek'in kitapları göreceğiniz üzerine. Çeşmeler, şadırvanlarla ilgili kitaplarım var. Mimar biyografileri ve monografilerinin olduğu bir raf. Burada İstanbul'la ilgili deneme ve hatıra türü kitaplar ağırlıklı var. İstanbul fotoğraflarıyla ilgili olan kitaplarımın olduğu raf. Şurası. Ve bu şekilde devam ediyor Evliya Çevre Seyahatnameleri. Burada biraz kitabiyatla ilgili, çok fazla kitabım yok ama kitabiyat ve tipografi ile ilgili az sayıda kitabım orada. İşte burada Türk evleri, farklı yörelerin Türk evlerine dair kitapların olduğu bir raf var. Şu altta gördüğünüz iki rafta
imzalatmak üzere ayırdığım yazarlarından randevu alıp henüz gidemediğim ama gitmeyi planladığım kitapların olduğu kısım. Genel olarak böyle, yani kendimce konulara göre kitapları dizip sınıflandırıyorum. Ama bazen bunları değiştirdiğim oluyor. Çünkü bazı konular arada kalıyor. Bazen yeni bir konu çıkıyor, nereye koyacağımı bilemiyorum. Kendimce böyle kaba bir sınıflandırmam var. Hikayesi olan bir konu değil ama bir kitaptan bahsedebilirim. O da Turgut Cansever'in Mimar Sinan kitabı. Şurada gösterebilirim. Albaraka Türk yayınlarından çıkmıştı zannedersem. 2008 mi acaba, tarihine bir bakayım. 2005'miş. 2005 yılında çıktı. Bu kitap ilk çıktığında piyasada yoktu. Ben de duydum Turgut Cansever'in kitabı çıkmış diye. Meraklıyım da o zaman. Daha mezun olmamıştım, fakültede öğrenciydim. Kitabı almaya çalıştım. Hatta Albaraka Türk'e mail attım falan. Dediler vermiyoruz öyle herkese. Önce alamadım. Sonra bir tanıdık vesile oldu falan, rica etti. İşte bana torpil yaptılar, bir tane verdiler. Orada veren kişi de dedi ki, bak bu kadar uğraştın, sen de meraklısın, kitabı da aldın. Bunu oku, Turgut Hoca'ya imzalat bari, dedi bana. Ben de çok hoşuma gitti bu fikir. Aha dedim, hakikaten gerçekten ya, vesile olur. İşte Turgut Hoca'yla tanışırız falan. Kitabı aldım, merakla da okumaya başladım. Turgut Cansever'in dili de oldukça tunturaklıdır yani. Ağır böyle bir dili var, çok terim var, Osmanlıca kelimeler var. Çok kavramsal yazar. Oldukça zorlandım kitabı okurken. Ve gardım yavaş yavaş düşmeye başladı. Ve bir süre sonra kitabı, işte yarıyı biraz geçtikten sonra bıraktım açıkçası. Bitirmedim. Ve konuyu da unuttum. 1-2 sene sonra Turgut Hoca vefat etti. Ve bu olay beni çok etkiledi. Çünkü çok üzüldüm. Yani böyle birisiyle aynı dönemde yaşadım. Aynı şehirde yaşadım. Kitabını aldım. Tanışma niyetim var. Adresini de biliyordum. Hani bir telefon etmeye kalmıştı iş. Bunu ihmal ettim. Böyle bir insanla tanışamadım diye çok üzüldüm. Ve bu üzüntüyle aklıma şu fikir geldi. Yani hani bana, bu da bana ders olsun fıkrası var ya, onun gibi. Bundan sonra kimseyi kaçırmayayım. O zaman dedim. Ve böylelikle bu kitap sayesinde, bu kitabı imzalatamamış olmanın üzüntüsü sayesinde imzalı kitap koleksiyonuna başladım. Dolayısıyla bu kitabın böyle bir hikayesi var. Ona değinmiş olayım. Tabii, buyurun. İmzalı kitapları ayırdığım kısım burası. Dolayısıyla anlayacağınız üzere kütüphanem iki kısımdan oluşuyor. İmzasızlar konularına göre kendi içlerinde dizili. İmzalı kitapları da yazarın ya da imzalayanın soyadına göre alfabetik sıralıyorum. Dolayısıyla burada konu bazlı bir sıralama yok. Yazarların soyadına göre bir sıralama var. Bunları da imzalattıkça öbür taraftan bu tarafa aktarıyorum. Evet, tutuyorum. Bir kitap listem var. Bunu Excel'de tutuyorum açıkçası. Farklı programlarda denedim bununla ilgili ama ilk Excel'de başladığım için bu işi yapmaya, diğer programlara denememe rağmen kendi alışkanlıklarıma daha uygun geldi Excel. Excel'de devam ediyorum. Bir kitap aldığım zaman ilk iş mutlaka kütüphaneme koymadan önce ilk eksili bir resim yapıştırıyorum. Daha sonra Excel'deki envanterime kaydını yapıyorum. Çünkü bir kitabı kaydetmeden koyarsam onu bir daha bulup kaydedemem. Dolayısıyla buna çok önem veriyorum. Kitapları mutlaka tek tek listeliyorum. Bunun bir yararı da şu, bazen bir kitabın sizde olup olmadığını unutuyorsunuz. Mükerrer alma ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla bu kitap bende var mıydı, yok muydu bakabiliyorum. Böyle şeylerden kaçınabiliyorum. Dolayısıyla belli bir sayıda kitabı olan herkese bir envanter kaydı oluşturmalarını tavsiye ederim. Ama ilk başlamak çok zordur, onu söyleyeyim. Ben de ilk kayıt, yani sonradan başladım tabii, bir envanter kaydı yapayım artık dediğimde bayağı kitabım vardı. Birkaç ay sürdüğünü ve birkaç kere bırakmanın eşiğine geldiğimi hatırlıyorum. Çünkü ilk tek tek hepsine girmek yorucu ve bıktırıcı oluyor. Ondan sonra ama sadece yeni aldığınız kitapları giriyorsunuz. Daha kolay bir hale geliyor. Herkese tavsiye ederim böyle bir kayıt tutmalarını. Thank you.
Şu an Patricia Blessing'in Architecture and Material Politics'ini okuyorum. Yeni çıkan bir kitap. Özellikle 15. yüzyıl Osmanlı mimarisinin Doğu Anadolu'daki işte Timurlulardan, Memlüklerden nasıl etkilendiği üzerine çarpıcı bilgiler veren güzel bir kitap. Genel olarak da ilgilendiğim iki nokta var mimarlık tarihiyle ilgili. Daha çok ilgimi çeken birincisi 15. 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisi. Bir tanesi de Cumhuriyet dönemi mimarisi. Dolayısıyla okumalarım bu noktalara yoğunlaşıyor. Bu da klasik döneme ilişkin son dönemde çıkan bir kitap olduğu için aldım. Şimdi sahaflara gitmeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok keyifli bir şey. Ama günün koşturmacası içerisinde biraz lüks bir şey. Yani bir yere gitmek, işte arabayı park etmek ya da işte vasıtayla gidiyorsanız yürümek, vakit ayırmak gerekiyor. Kitapları taşımak gerekiyor. Vakit bulabildiğim zamanlarda bunu yapmaya çalışıyorum. Ama çoğu zaman buna vakit bulamıyorum. Dolayısıyla kitap alımlarımın büyük bir kısmı öyle istemesem de internetteki sahaf siteleri üzerinden oluyor. Kitapların büyük bir kısmını sahaf sitelerinden alıyorum. Ama dediğim gibi vakit bulabildiğim zamanlarda mutlaka gidip sahaf rafları arasında dolaşmayı, işte beklenmedik sürprizlerle karşılaşmayı çok seviyorum. Çünkü arada çok büyük bir fark var sahaftan kitap almakla internetten kitap almak arasında. İnternette kitap almak çok mekanik bir şey. Aradığınız kitabı arama motoruna yazıyorsunuz, buluyorsunuz ve alıyorsunuz. Sürprizlere yer yok. Hiç aklınızda olmayan bir kitapla karşılaşma ihtimaliniz pek yok. Sahaflarda ise işin hem bir ahbaplık boyutu var. Orada gidiyorsunuz, bir esnafla sohbet ediyorsunuz, bir hukukunuz var, sohbet muhabbet oluyor, çay içiliyor. Orada başka dostlarınızla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla işin hem bir sosyalleşme boyutu var. Hem de işte o raflar arasında dolaşırken hiç aklınızda olmayan kitapla karşılaşma, bir sürpriz yaşama, işte orada farklı bir okazyon yakalama gibi işin böyle daha heyecanlı yanları var. Dolayısıyla çok seviyorum ama çok o şekilde alım yapamıyorum. Evet, sahafbul.com diye bir alana da aldım. Çalışmaya başladım. Web sitesinin altyapısı hazır aslında. Fakat henüz veri tabanını oluşturamadım. Önümüzdeki yıl mutlaka bunu tamamlamayı planlıyorum. Yapmak istediğim şey Türkiye'deki bütün sahafların bir veri tabanını oluşturmak. Dolayısıyla burada hem konum bazlı arama yapabileceksiniz. Yani bulunduğunuz yerde yakındaki sahafları görebileceksiniz. İşte adresleri, telefonları, sosyal medya hesaplarına kadar bütün detaylar olacak. Dolayısıyla Türkiye sahaflarının bir nevi bir veri tabanı, bir altın rehberi gibi bir web sitesi yapmayı planlıyorum. Önümüzdeki sene içerisinde kullanıma açmayı istiyorum. Tamam, gösterebileceğim birkaç kitap var. Demin ayırdım onları. Ama onlara geçmeden kısaca şunu söyleyeyim. Genelde böyle kitap listeleri, kitap tavsiyelerinden çok haz eden bir insan değilim. Belki ilk başlangıçta bizim yapacağımız gibi böyle tavsiyeler olabilir ama kitap okumak da birçok alanda olduğu gibi insanın kendi yolunu kendisi çizmesi gereken bir arayış olmalı. Dolayısıyla kitap listesi sormak yerine kendi kitaplarını kendi bulan insanların çok daha başarılı olacağına inanıyorum her zaman. Ben fakülteye girmeden önce mimarlık okumaya ilk karar verdiğimde ilk okuduğum kitap mimarlıkla ilgili Doğan Kuba'nın mimarlık kavramlarıydı. Çok istifade etmiştim. Temel mimarlık kavramlarını basit bir dille, rahat anlaşılacak bir dille anlatıyor. Dolayısıyla mimarlığa giriş için güzel bir kitap olabileceğini düşünüyorum. Yeni baskıları herhalde Yem Yayınları'nda devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Doğan Tekeli'nin Mimarlık Zor Sanat adlı otobiyografisini önereceğim. Yine mimarlığa ilgi duyan, mimarlık yazmayı düşünen ya da mimarlık okuyan gençlere. Türkiye'de mimar olmak için işte hangi yollardan geçmiş Doğan Tekeli, ne gibi zorluklar yaşamış. Anlatı bu döneme ilişkin değil belki ama yine de Türkiye'de çok fazla şeyin değişmediğini düşünürsek nasıl bir piyasaya girecekler, ne gibi zorluklarla karşılaşacaklar, bunları görmeleri açısından çok güzel hikayelerle dolu, anekdotlarla dolu bir biyografi olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir mimarın çizdiği yol ne kadar çalışmaktan geçiyor, nerelerden geçiyor onları görebilirler. Uğur Tanyeli ile yapılmış bir nehir söyleşi var. Erhan Berat Fındıklı'nın Toplumsal Hafıza, Mimarlık, Tarih ve Kuram diye. Bunu daha çok akademik kariyer düşünen, mimarlık tarihine ilgi duyan kişiler için öneriyorum. Uğur Tanyeli'nin akademik kariyeri, Türkiye'de akademiyada ne gibi çekişmeler olduğunu,
ne gibi gerilimler yaşandığını güzel yansıtıyor. Dediğim gibi akademik kariyer düşünen adayların okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Kabalcı'dan çıkan Leland Roth'un Mimarlığın Öyküsü de güzel bir genel dünya mimarlık tarihi olarak okunabilir. Konuya giriş için iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şimdi Mimar Sinan kitapları içerisinde beni en çok etkileyen kitap zannedersem Gülru Necipoğlu'nun Sinan Çağı'dır. Gerçekten bu konuda yazılmış benim okuduğum en yetkin kitaplardan birisi. Fakat bunun yanında bir kitap daha önereceğim. Çünkü hani Mimar Sinan'la ilgili ilk defa bir okuma yapmak isteyen için biraz akademik kaçabilir bu kitap. Alanla ilgili mutlaka okunması gereken bir kitap. Çok önemli buluyorum. Beni en çok etkileyen kitap. Ama Mimar Sinan'la ilgili giriş yapmak isteyenler için başka ufak bir kitap önereceğim. Bu da Reha Güney'in Sinan'ın İstanbul'u adlı bu küçük kitapçık. Güzelliği şu, bir gezi rehberi formatında hazırlanmış bir kitap. Çok kolay yanınızda taşıyabileceğiniz ve İstanbul'u eşliğinde gezebileceğiniz bir kitap. Ve bu formatta hazırlanmış zaten. Bölge bölge Sinan camileri var. Bilgiler hem çok yeterli hem de çok özet şeklinde verilmiş. Bir de kitabın bir özelliği, kitabın giriş kısmında yaklaşık 30-40 sayfalık bir bölümde Mimar Sinan'ın hayatı, Mimar Sinan dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu ve Hassa Mimarlık Ocağı ile ilgili çok özet ama konuya giriş mahiyetinde çok güzel metinler var. Dolayısıyla bu kitabı da Mimar Sinan ve İstanbul'daki Sinan eserlerine ilişkin bir giriş kitabı olarak tavsiye etmek isterim. Açıkçası yani hiç düşünmedim öyle bir şey henüz. İleride ne yaparım, işte benden sonra ne olur gibi sorular için daha erken olduğunu ümit ediyorum. Ama diğer taraftan şunu çok net söyleyebilirim. Kitap bağışlamanın karşısındayım tamamen. Kitap bağışlamanın kitaplar için yapılacak, Türkiye için konuşuyorum. En büyük hata olduğunu düşünüyorum. Örnekleri çoktur. Yani yakın dönemde işte son 50 yılda bağışlanan büyük koleksiyonların başına neler geldiğini biraz okuyan herkes Türkiye'de herhangi bir kuruma kitap bağışlamanın çoğu zaman iyi sonuçlanmayan bir macera olduğunu bilir. Örnekleri çok, buna girmek istemiyorum ama ne yazık ki kurumlar bağışlanan koleksiyonlara bir kere ilk baştan kıymet vermiyorlar. İkincisi bünyelerinde bu kitapların tekrarları varsa zaten mükerrer olanları hemen elden çıkartıyorlar. Birçok durumda bunlar depolarda çürüyebiliyor ya da sırra kadem basabiliyor. Ben hiç kimseye kitaplarını bağışlamasını önermiyorum. İlla bir kurumun bünyesinde görmek istiyorlarsa, o kurum gerçekten kitaba kıymet veriyorsa değeri karşılığında bunu en azından almalı. Ya da sahaflar üzerinden satışa sunulmalı diye düşünüyorum. Çünkü parayla alınmayan kitap değerini bulmuyor. Fakat sahaflar üzerinden satışa sunulan kitaplar ilgilisine ulaşıyor. Ben o fikirdeyim. Kendi kitaplarımla ilgili de benden sonra bir kuruma bağışlanmamasını vasiyet edeceğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii memnuniyetle. Ex-Libris'im şöyle göstereyim. Hasip Pektaş hocanın tasarımı. Hasip Pektaş Türkiye'de Ex-Libris denince ilk akla gelen isim. Kendisi hem grafik tasarım konusunda öğretim üyesi hem de uzun yıllarını Ex-Libris'e vermiş birisi. Daha önce Arkitera'da yaptığım bir söyleşi programında kendisiyle söyleşi yapıp tanışmıştık. O vesileyle de bana bir Ex-Libris tasarlamıştı. Ex-Libris tasarımı çok kişisel bir şey. Size özel yapılan bir tasarım. Dolayısıyla Ex-Libris tasarlatacağınız zaman sanatçı genelde sizle konuşur, sizi tanır, sizden bir brief alır. Beklentiniz nedir, ne istiyorsunuz diye. Çünkü çok çeşitleri var Ex-Libris'in. Hem baskı tekniği olarak, hem grafik tasarım olarak, renk olarak çok farklı türleri var. Ben Hasip Hoca'dan Küfi hattın modernize edildiği bir çalışma yapıp yapamayacağını sormuştum. Onun da çok ilgisini çekti bu konu. Dolayısıyla gördüğünüz üzere işte Küfi hatların Latin alfabesiyle modernize edildiği bir çalışma yaptı.
bana. Exlibris'imin hikayesi de bu şekilde. Şunu da kısaca anlatayım. O süreçte öğrendim çünkü ben bunu. Exlibris normalde sanatçı size sayılı olarak hazırlar bunu. Ve her birisini kurşun kalemle imzalar. Ben de 50 tane hazırlatmıştım Hasip Bey'e. Fakat dedim ki hocam ben 50 tane Exlibris'le nasıl yapacağım? Yani benim 50 taneden fazla kitabım var. Onları kitaplarıma yapıştırırsam olmaz. Dolayısıyla çoğu Exlibris alıp kitaplarına yapıştıran insanın yaptığı çözümü ürettik. O sınırlı sayıda imzalardan bir tanesi. Bakalım kaçmış. 27 numarayı seçmişiz ve onu sticker olarak çoğalttık. Dolayısıyla ben kitaplarıma Hasip Pektaş'ın bana hazırladığı orijinal Exlibris'leri değil, bu bir tanesinden ürettiğimiz sticker Exlibris'leri yapıştırıyorum. O seti de, orijinal seti de hatıra olarak saklıyorum. Şimdi ben tabii yayıncı olmadığım için açıkçası bu konudaki trendleri kritik edebilecek bir noktada değilim. Yani işte e-kitap piyasası ne kadar büyüdü, nereye gidiyor, gelecekle ilgili bir tahmin yapmak için biraz sektörün içinde olmak lazım. Amatör görüşüm şu, yani e-kitap çıkalı uzun zaman oldu, uzun yıllar oldu. Ben ilk çıktığında bu yıllar için normal kitabın daha demode olacağını, e-kitabın daha geniş bir kullanım kazanacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Görünen o ki e-kitap kitabı tahtından indirecek bir şeye herhalde ulaşmayacak gibi duruyor önümüzdeki yıllarda. Hatta sesli kitaplar, daha sonra ortaya çıkan sesli kitaplar çok daha geniş bir kitleye ulaştı. E-kitaplar mutlaka var olmaya devam edecektir ama klasik kitapları büyük ölçüde piyasasını etkileyecek bir yaygınlık herhalde kazanmayacaklar gibi duruyor. Ama kazansalar bile, yani benim için işin önemli tarafı, ben her zaman kitabın kendisini seven bir insanım. Yani aynı kitabın, mesela belediyeler bastıkları bazı kitapları şu anda ücretsiz PDF'lerini internete de koyuyorlar. Ben onların PDF'lerini indirmek yerine kitapların kendilerini alabiliyorsam her zaman almak istiyorum. Çünkü alışkanlığım o şekilde, kitabı eline alıp işte rafında tutmak, bilgisayardan tıklayarak açmak değil de elime alıp okumak benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla kitap ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, benim kitapla olan ilişkim hep fiziksel kitap üzerinden devam edecektir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Evet, sağ olun.